özellikle hanımlarımız hangi estetik alanlarında siz değerli hocalarımıza başvuruyorlar sizin alanınız olarak? Güzelleşmek bir ihtiyaçtır tabii. Beğenilmek de bütün kadınlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Beğenilir olmak insanı mutlu yapar. Dolayısıyla kadınların beğenilmeye erkeklerden daha çok ihtiyacı vardır. Zaman zaman günümüzde bu oran değişse bile kadınların beğenilme ihtiyacı erkeklerden fazladır. Biz de kadınlarımız güzel bizim. Dünyadaki diğer kadınlara göre Türk kadınları daha güzeldir. Daha da güzelleşmesi için bizim bölgede de biz elimizden geleni yapıyoruz. Peki en çok hangi konuda size hanımlar başvuruyor? Kadınlar aynaya bakınca en çok burunlarını görürler. Gözleriyle bakarlar, burunlarını görürler. Biz de kulak burun boğazcıyız zaten. Burnunu görürler. Burun için bize gelirler. Bizim ülkemizde burun sorunu çok fazla biliyorsun. İçiyle dışıyla. Burun yapımız biraz kemikli bir burundur bizim. Bir de kavgacı bir toplumumuzdur. Her ne kadar kadınlar kavga etmiyorsa da erkekler bundan dolayı gelir. Ama kadınlar aynaya bakınca yüzünün tam ortasında güzel bir burun isterler. O yüzden bize sık sık gelirler. Geçmişle kıyasladığımızda artık kişiye özel sağlık ve azıcık estetik diyebiliriz. Çünkü elinde önceki yıllara bakıldığında falanca sanatçı ya da falanca kişiye ait burunlarla sizlere gelinirdi diye biz takip ediyorduk. Evet. Şimdi eskiden doktorlarımız bu konuyu çok iyi bilmezdi. Yavaş yavaş bu konuda gelişiyoruz biz. İnsanoğlu yaptıkça gelişir. Türk doktorları da artık bunu çok daha iyi yapmaktalar. Çok iyi yapan adam sayısı arttıkça çok iyi yapılan burunlar da artacak dolayısıyla. Dolayısıyla Türkiye'de kulak burun boğaz klinikleri olarak artık estetik burunları biz çok güzel yapıyoruz. Kadınlarımızı güzelleştiriyoruz. Peki kişi geldi ve siz sağlık anlamında uygundur. Azıcık da estetik katılmasını rica etti gelen burun estetiğini önemseyen hanımlar diyelim. Operasyon ne kadar sürüyor? Neler tetkik anlamında istiyorsunuz? Şimdi dedim ya bizim ülkemizin ırk olarak burun sorunu çok fazla. Hem kadınımızda hem erkeğimizde içinde. İçinde sorun olunca insanlar diyor ki içini yaparken diyor yatmışken oraya bari dışında da bir şeyler yapın da şöyle kendimi severek bir hayata karışayım. Biz de bunu makul bir istek olarak görüyoruz. Dolayısıyla içerideki sorunu olanların ameliyata karar vermeleri kolay oluyor. O yüzden hem içini hem dışını yaparak çifte mutluluk veriyoruz. En azından Avrasya Kahve ve Kliniği olarak böyle yapıyoruz. Peki ne kadar süre vakit ayırması gerekiyor kişiler size geldiğinde? 10 günde biz her şeyi bitirmiş oluruz. 10 gün sonra normal hayatına karışır. Hatta bir mankense podyuma çıkar. O kadar günde. Garantili. Garantili. Bazen çok az fondöten gerekir 10. gün. Onun dışında hiçbir şey kalmaz. Şimdi şunu kıyaslamak isterim hocam. Öncesinde hanımlar estetik yaptırdığında aylarca belki de tamamen gizli olarak saklarlardı. Şimdi burun ameliyatı olduğunu rahatlıkla ameliyat olduğu günün ertesi taburcu olduğunda bile rahatlıkla dolaşabiliyor, alışveriş yapabiliyor ve ben burun ameliyatı oldum diye de rahatlıkla söyleyebiliyor. Eskiye nazaran ağrılar da yok o tampon dolayısıyla sanırım. Aradaki farkı neye bağlıyorsunuz hocam? Şimdi çok yaptıkça ve dünyada teknoloji ilerledikçe insan vücuduna daha uygun yan materyaller buluyoruz. Efendim tampon yapacakken de hem tampon görevini yapacak hem hastayı rahatsız etmeyecek şeyler gelişiyor. Bilim adamlarımız, mühendislerimiz, biyomedikal mühendislerimiz bunlara çalışıyor ve bize de opsiyon sunuyorlar. Dünya ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe artık bunlar çok çok daha rahat ve kolay olacak. Şimdi ülkemizde özgüven de artıyor. İnsanlar artık şunu yaptım, bunu yaptım diyebiliyorlar. Eskiden ağır baskılar altında, yani herkesin kendisine göre aile baskısı, çevre baskısı, toplum baskısı, mahalle baskısı fazlalığı içerisinde içinden geleni söyleyemezdi insanlar. Sadece uzaktan gizli gizli bakarlar, o ortamda neler söylenebilir onu düşündüler, öyle söylerlerdi. Dolayısıyla iceberg'in görünen kısmı ufacıktı ama dibi çok büyüktü. Özgüven o zaman artık ortaya evet, şimdi buz kütlesi yukarı doğru çıkıyor, gövdeyi görüyoruz. Bu da tabii ki başarının ve kendine özgüvenle dolayı bedenini daha iyi tanıması ve yapılacak bir tedavi alanı gerekiyorsa da sizlere başvurarak en iyi şekilde, en iyi konfor sağlık açısından kendinde yaşamaları artı oluyor. Yani neticede teknolojinin ilerlemesi, bizim tecrübe kazanmamız, hastamızın özgüvenli olması, hepsi bir araya gelince toplumda güzel burunlar ortaya çıkıyor ve toplumumuz güzelleşiyor. Biz de bu işi iyi yapıyoruz tabii. Kaç yıldır meslek kariyeriniz hocam? 20 yıldır kulak burun boğazcıyım. Binlerce hikaye biliyorsunuz. Evet, kulak burun boğaza dair ne varsa 20 yılda baya
bir birikimim oldu. Peki hocam, 20 yıllık meslek kariyerinizde binlerce hikaye, binlerce burun ameliyatı diyebiliriz. Evet. Peki hasta size geldiğinde ben ameliyat olmak istiyorum dediğinde siz geri gönderdiğiniz hasta adaylarınız var mıydı? Tabii ki var. Şimdi insanlar bazen hayatı şöyle değerlendirirler. Aynaya bakar. Aa, benim burnum yamuk. Demek ki hayatıma gelen bu kötü şanssızlıkların hepsi, bahtsızlıkların hepsi bu kötü burundan diyor adam. Şimdi o burnu düzeltince hayatın o kısımları düzelmiyor. Yani öyle olur ki hasta psikolojik olarak buna aday değildir. Yani aldığı şeyle yetinmeyi bilmeyen hastalar da olur. Onları seçmek gerekir. Bunun önemli kısmı psikolojik ve psikiyatrik yanıdır. Şimdi çok güzel bir burun yaparsınız, adam beğenmiyorum der. Yani bunun mekaniği, matematik gibi bir doğruluğu yok. Dolayısıyla hasta-doktor ilişkisinde bu olayın sonuçlarının nasıl sonuçlanacağına dair oluşacak sonuçlarda da bir karşılıklı fikir birliği olması gerekiyor. Ekip çalışması. Ekip çalışması, hasta-doktor uyumu. İsteyen hasta, becerikli doktor.